Merhabalar, Bedenli Şeylere hoş geldiniz. Yanımda Damla Durman var ve İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali ile ilgili konuşacağız. Ama başka şeyler de girecek tabii konumuzun içine. Evet, merhaba herkese, tüm Bedenli Şeyler izleyicilerine. Öncelikle çok teşekkürler sevgili Deniz'e bizi ağırladığı için. Bugün ben de hem festivalden bahsedeceğim hem de kendi ve bütün ekibin aslında nasıl bir araya geldiği sürecimizden bahsedeceğim. İlk pandemide oldu değil mi bu oluşum? Öyle başladınız yola. Evet, biz pandemide uzun zamandır bir araya gelme hasreti ve bir arada devinme, hareket etme istenci içindeydik. O yüzden hani neler yapabiliriz, nasıl, hangi hareket bizi bir arada toplayabilir sorusuyla aslında bir tohum düşmüştü aynen aklıma ve kalbime. Ondan sonra arkadaşlarıma hemen ulaştım. Sevgili Esma'ya ulaştım. Ardından Erkan'a, bizim ekibimize, şu anki oluşan ekibimize. Ve birlikte adım adım nasıl bir ortamda bir araya gelebiliriz diye düşünerek bir çevrimiçi festival modeli geliştirdik. Bu çevrimiçi festival modelinde yaklaşık 35 farklı ülkeden bir sürü farklı akademisyen ve koreograf bize dahil oldu. Ve bu dahiliyetten mekana özgü işler ortaya çıktı. Atölyeler vardı, sanatçı konuşmaları vardı ve böyle dolu dolu birlikte bir hafta geçirdik onlarla. Çevrimiçi süreç de çok heyecan vericiydi. Çünkü bazı dansçılar bizi bambaşka yerlere götürdüler. Mesela Kamala Rashidova'nın geliştirdiği dans performansında bir ormana gittik. Oh. Ormanda 3-4 farklı kamera kullanıldı. Mesela Atmosfer Dans Kumpanyası'nın Dilek Dervişoğlu Şams ve Steven Şams, Angelin Vakans Şams da bizi mesela Sultanahmet'e götürdü. Ayasofya'da bir performans, dans performansı yaptılar. Böyle bayağı katman katman farklı yerlerde ziyaret ettiğimiz ve sınır ötesi, dil ötesi de aslında bedenlerimizle buluştuğumuz bir alan oluşturmuş olduk geçen sene. Aynen. Evet, sonrasında da adım adım geldiniz ve canlı canlı, kanlı canlı çok güzel bir festival gerçekleşti İstanbul'da. Geçen hafta sonu bitti festival. 10 güne yayılmıştı süreç ve harikaydı gerçekten. Birçok sanatçı geldi yurt dışından, dansçı geldi, dersler verildi, performanslar, film gösterimleri. Yani şahane hissettim ben oradan ayrıldığımda. Bundan biraz bahseder misin? Tabii ki de. Çok teşekkürler öncelikle katılımın ve desteğin için. Çevrimiçi yaptığımız süreç sonrasında biraz hepimiz tabii kendi işlerimize odaklandık, yoğunlaştık ve aldığımız geri bildirimlerle birazcık da işte pandemi koşullarının biraz daha iyileşmesiyle beraberdi. Bir şeyler, bir arada buluşma ortamları ve bir şeylerin devam ettiğini gördükten sonra tamam, şimdi birbirimize temas ederek, nefesimizi hissederek, yüz yüze bakarak bu buluşmayı yapalım dedik. Ve Ekim ayında tekrar aslında biz bir araya geldik ve ekip büyüdü. Ekibe yeni ekip arkadaşlarımız dahil oldu. Ve süreç içerisinde aslında yine ufak ufak başlama niyetimiz vardı. Yani yine ufak ufak mekanlarla görüşmeye başladık. Mekanlar bize kapılarını açtılar. Akabinde sonrasında biraz daha etki alanını genişletmek, yani tıpkı bedenli şeylerin yaptığı gibi. İnsanları biraz daha nasıl harekete davet ederiz? Çağdaş dansı, çağdaş güncel olanın performansı, dansı nasıl daha diğer katmanlarda görünür kılabiliriz sorusuyla beraber de başvurduğumuz yerler, iştirakçılar biraz büyümeye başladı. Yücel Kültür Vakfı desteği ile birlikte, çünkü biz aslında bağımsız genç bir sanatçı inisiyatifiyiz. Tamamıyla başından sonuna kadar hep büyük bir gönüllü gücüyle ilerledi ve ilerliyor. Yücel Kültür Vakfı ile beraber biz bu sene Sivil Toplum İçin Destek Vakfı'nın ve Turkey Mosaic Foundation'ın geliştirdiği Kültür Sanat Fonu'na başvurduk. O sanat fonunu almamız bizim için böyle bir hem nefes aldırdı hem de evet, bunu biz yüz yüze yapabiliriz ve biraz genişletebiliriz yani kabımızı, ulaştığımız yeri dedirtti. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile görüşmeler oldu. Onlar da zaten
dansın dönüştürücü gücüne inandıklarını vurguladılar ve akabinde onlarla görüşmelerimiz ilerledi. Yine Goethe Enstitü, işte İsveç konsolosluğu derken bir takım özverilerle, iletişimlerle, dansçıların bize güvenmesiyle, çünkü biz aslında başta kaynağı hazır, kafası çok, hani her şey net başlamadık aslında. Her şey, bu çok önemli özellikle bizim için. Tüm iştirakçılarla olan iletişimler nasıl olmalı? İşte bir anda bir bütçe konusu ortaya çıkıyor. İşte bunlar nasıl aktarılmalı? Bir anda içerikler var, grafikler var. Hep böyle başlıklar ve biz bunu gerçekten çok az kişiyle maksimum eforda yaptık. Hani onun altını çizmek istiyorum. Benim de orada aklımda olan şey oydu aslında. Vicky, sen güzel güzel açıkladın onu. Yani şu aslında olay. Kafanda bir şey var. Onun hayalini kuruyorsun. Planlamaya başlıyorsun. Ve ardından da çözümü geliyor. Ama bunun için emek de sarf etmek gerekiyor tabii. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yani o yolda ekibimizle beraber hani birlikte dinleyerek, bakarak, görerek ilerledik ve bir takım çok güzel şeyler açıldı aslında, kapılar. Ve akabinde festival sürecinin hala daha sonuna kadar daha eklenenler oldu. Teknik ekibimiz eklendi, sonra gönüllerimiz eklendi derken böyle bizim ülkemiz dışında gittiğimiz, gördüğümüz, dans ettiğimiz, heyecan duyduğumuz bir festival modelini burada aslında denemeye çalıştık. Şimdi Doğaçlama Dans Festivali yazıyor, evet, ama uzun zamandır İstanbul'un bir dans festivali yoktu. Gördüğün, izlediğin kadarıyla sen de zaten fark etmişsiniz, tamamıyla anda doğaçlama işler yoktu. Yok, evet. Çağdaş dans eserleri de vardı, yapılandırılmış doğaçlamalar vardı, anda doğaçlamalar. Biraz daha, hatta daha modern dans çizgisine de böyle bir girip çıkan bazı işler vardı. Ama genellikle çağdaşın ve güncelin nabzını tutan bir program oluşturduk. Ve hani bu çok gelen bir soru. Spesifik, küratöryel bir tercih üstünden gitmedi. Biz aslında dansçıların oluşturduğu bir program oldu. Açık çağrıyla gelenler vardı. 180 farklı başvuru oldu. 180'den fazla. Davetliler vardı. Hani bu yüzdendir ki böyle daha hani o seneler sonraki bir festival hasreti, o yüzden böyle bir birden coştu, çiçek açtı. Evet, evet. Farklı ve daha eklektik bir programla aslında. Doğaçlama dışında da bir sürü şey yer aldı. Yani kısa filmlere bayılırdınız. Eğer izlediyseniz bayılmışsınızdır. Dans seçkileri vardı. Dans filmleri seçkileri vardı. Baz olarak doğaçlamayı kullandınız. Bundan bahseder misin? Neden doğaçlama? Tabii ki de. Öncelikle doğaçlama aslında birçok sanat formunda da yer alıyor. Bildiğin gibi işte müzikte, şiirde, görsel sanatlarda, işte böyle postmodern sonrası böyle happening hareketlerinin Amerika'da da böyle biraz biliyorsun yayılması ve gelişmesiyle birlikte aslında form dışı, estetik dışı olanı arayışı çoğaldı. Bizim de kendi inisiyatifimizde de doğaçlamanın pratiği ve yeri çok önemli. Çünkü bir yandan hem aslında o spontanite, o doğaçlamanın bir büyüsü, bir sihri var ve hem sanatını hem dansını özgürleştiriyor. Ve bir yandan aslında koreografik olanı inşa ederken de doğaçlama unsurları kullanıyor dansçılar. Mesela festivalde de dansla müziğin buluştuğu çok alan vardı aslında. Doğaçlama dans ve doğaçlama müziğin bir ara geçirgen olduğu. Ve bir yandan da aslında doğaçlama dans son dönemde de böyle işte somatik ve
değil mi? Dans terapi ve terapötik çalışmalarda da çok kullanılıyor. O yüzden biz herkesin kendinden bir şey bulabileceği, bir yer bulabileceği bir form olarak doğaçlamayı almak istedik. Çok da iyi yapmışsınız. Yani bu kadar kalıplarla, kurallarla yaşadığımız bir sistemin içinde özündekini çıkarabilmek için zaten doğaçlamak, hani rahat olmak çok güzel. Evet. Ve bu doğaçlamanın içinde sürprizlerle ve bu estetik ve form dışı şeylerle daha farklı bir öze ulaşılınıyor bence. Ama tabii şöyle şeyler de oldu. Biz de bu programlamayı yaparken bizim için de bazı sürpriz tepkiler oldu. Bazı salt doğaçlamalara, hatta çağdaş dansın ötesinde de daha çağdaş sonrasını araştıran hareket doğaçlamalarına bir takım hani gruplar ve insanlar tarafından da tepkiler oldu. Biz programda böyle herkesin yakın hissedebileceği işler koymaya da özen gösterdik. O yüzden tamamıyla bir doğaçlama değil ama etrafında çerçevesinde hem temamız olan, Peter Brook'tan alıntıladığımız temamız olan boş alan, alan, mekan, beden ilişkisi üstünden hem de doğaçlamayı unsurlarını gözeterek aslında programı oluşturduk. Peter Brook'un aslında Empty Space kitabı, boş alan kitabı, yani tiyatro kuramı üstünden geliştirilmiş bir kitap ve aslında teorisi var. Ancak biz her anda, alanda performatif olanın, dansın var olabileceğiyle aslında bir oradan bir birliktelik kurarak bu şeyi kullanmak istedik, bu temayı. Ve programda da işte vapur içinde, bir seyir halindeki vapurda, bir müze bahçesinde, hani o denk gelmeleri, o rastlamaları kıymetli bularak şeyimizi oluşturduk aslında programı. Değişenlerle birlikte. En son Gazhane'de kapanışı yaptınız ve çok güzeldi kapanış. Herkes de katıldı dans için. Bu arada ilk girişte izlediğiniz videoda dans gösterilerinden biriydi ve biz de katıldık aralarına sonra. Hep beraber dans ettik. Gerçekten çok keyifliydi. Seneye yakalarsanız mutlaka katılın derim. Bu arada sadece festivalde de kalmayacak bu oluşum, değil mi? Aralarda da bir şeyler yapmayı planlıyorsunuz şu anda hep birlikte. Evet, aslında evet. O son senin de katıldığın Amerika'dan gelen Stephanie Miracle'ın Fakers Club adlı bir yaratım atölyesiydi. 10 farklı Türk dansçı ve dans heveslisi sürece dahil oldu. Yaklaşık bir 5 gün onlar arka planda çalıştılar. Sonra gazhaneye geldiler, mekanı keşfettiler ve orada üretimlerini gerçekleştirdiler. Biz faaliyetlerimize ekip olarak önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz ve hani bu festivalin bir konuşuyorduk ya senin az önce de ateş hani o ateşi aslında tutuşturmasını, bir vesile olmasını istedik. Yani bir başlangıç ve akabinde, devamında da bir takım ağlara üye olarak yeni partnerlikler geliştirerek evet, ve değişim programları olsun, daha çok üretelim. Tabii yine festival ayağı olur ama hani süresi değişebilir, çerçevesi değişebilir. Birazcık daha mesela önümüzdeki süreçte sunumlar eklemek istiyoruz içine. Birazcık daha teorik kısmı da ekmek istiyoruz bir şeyler gibi. Sene içerisinde böyle yayılmak hedefimiz. Evet, çok fazla kişi var ekipte. Onları da şimdi tek tek saymak yerine diyorum ki web sitenizden evet. Her şeye bakabilirler. Etkinliklerle ilgili bilgi de alabilirsiniz. Ben videonun sonuna ve ayrıca açıklamasına zaten koyacağım linkleri. Evet, www.improvisationdancefestival.com ve Impro Dance Fest adlı Instagram sayfamızda zaten görüntüleyebilirsiniz. Çok büyük bir emek ve özveri var ve ekip içinde de birbirimizi çok
gözeterek, kollayarak aslında devam ettik. Tabii ki de yer yer çok zorlandığımız anlar oldu. Ama orada da farklı tecrübeli ekip arkadaşlarımızın bize çok katkısı oldu. En son kapanış günü geldiğimde pazar günü 5.30'daki gösteri, inanılmaz da İdiller'in gösterisi. Ve gerçekten gazhanedeydi bu arada. Ve orada bütün mekanı dolaştık. Ve orada sadece çimliğin üzerine oturmuş, belki de sırf o yüzden gelmeyen kişiler bile olaya dahil oldular. Tamamen bir birlik duygusu hissettim ben orada. Evet, yani şey çok güzeldi mesela, komşulardan bu müziği duyup "Aa, burada ne oluyor?" deyip gelenler vardı. İşte tam yakalamak istediğimiz şeyi aslında özellikle bazı çalışmalarda, ki bu bahsettiğim işte Stephanie Miracle'ın yaratım atölyesiydi, mekanla birebir çalışan ve temas kuran, göz göze değil mi, dizayna sizi de katan, elinizden tutan işlerde ben bu yorumları aldım. Biz de orada hissettik, o birlikteliği hissettik. Aslında tam yakalamak istediğimiz şey mesela, ne güzel orada çalışmış, işlemiş. Ve böyle şeyler de çok güzeldi duymak. Çağdaş dans eserlerini kamusal bir alana koyduğumuzda hani hem olumlu hem olumsuz tabii bir takım hani tepkiler aslında aldık. Ama bunların en önemlisi daha önce karşılaşılmayan bir şeyle insanların karşılaşıyor olmasıydı. Bizde 3 genç vardı böyle 17-18 yaşlarında. İşte abla bu ne dediler. Hani ben de biraz bahsettim. Ve sonrasında ilk defa gördüm bunu ama güzelmiş ya, hoşuma gitti dediler mesela. Hani hoşuna da gitmeyebilirdi bu arada. Her şeye çok biz hani açığız. Yeter ki hep beraber böyle zedeleyici olmadan, kırıcı olmadan konuşabilelim. Bu rastlantısallıklar çok iyiydi. Mesela yine senin olduğun gün Yoshiko Shuma'nın bir işi vardı. Belki denk geldin mi acaba? Aralarda çıkıyorlardı. Evet, evet. Aralarda. Onların da aslında The Secret Journey, yine o da bir yaratım süreciydi. Danslarla atölyeye girdiler, çalıştılar ve performans aralarında çıkıyorlardı. Bir teyze bankta oturmuştu ve şeydi böyle, elleriyle eşlik ediyordu onlara mesela. O çok sihirli bir anda onu görmek. Ve yaratım atölyeleri de oldu festivalin içinde. Onlardan biraz bahseder misin? Tabii ki de. Az önce o iki konuştuğumuz, seni de heyecanlandıran işte yaratım atölyelerindendi. Burada amacımız aslında o gelen mentorların kendi çalışma disiplinlerini, çalışma metodolojilerini paylaşarak buradaki danslarla bir üretim sürecine geçmesiydi. Bununla beraber de tekrar aslında herkesin yeni bir üretime, bir festivale iş üretme motivasyonunu geri çağırmak bizim için çok önemliydi. Ve beraber stüdyo sürecine girmenin ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir ekip olarak da hani tekrar bir geri çağırıştı herkesi. Hani bir araya gelelim ve tabii ki de bu herkesin dans sanatçılarının da karşılıklı özverisi ve hani inanmasıyla da bize gerçek olabildi. Çok güzel ve devam edeceksiniz. Daha bunlar devam edecek. Söylediğim gibi web sitesini takip edebilirsiniz. Ben şimdi, siz görmüşsünüzdür video boyunca, sohbet boyunca aralara görüntüler serpiştirmişimdir. En fazla 10 saniye koyabiliyorum telif hakları yüzünden. Ama Instagram hesabında şahane videolar var. Onlara bakabilirsiniz. Daha aslında şu anda biliyorsun, bütün görüntülerimiz montajda. Evet. Kısa kısa video belgeseller oluşturuyoruz. Bu yaratım süreciyle ilgili dansçılarla ve katılımcılarla konuştuğumuz. Onları da yine hesabımızdan, Impro Dance Fest'ten yönetebilirsiniz. Evet, web sitesinde yer alacak mı onlar? Web sitesinde de işlenecek hepsi. Öncelikle bir Instagram'dan paylaşacağız. Sonra bütün verilerimizi web sitesine işleyip oranın da bir çalışması yapılacak. Her taraftan bakabilirler. Aynen. Evet, takipte kalın onları. Etkinliklere katılın, katılabildiğiniz kadar. Başka söylemek istediğim bir şey var mı Damlacığım, eklemek istediğin? Yani öncelikle çok teşekkür ediyorum. Senin programını çok seven biri olarak şu anda burada alanında var olmak çok güzel. Birlikte sohbet edebiliyor olmak. Ve senin de bedenli şeylerin de ana motivasyonu olduğu gibi biz de daha çok bir arada hareket etmeye, açtığımız, bu kurmaya çalıştığımız köprülerde
kendiliğimizden biraz sıyrılıp birazcık daha bir arada nasıl oluruzsa çok açık olduğumuzu söylemek istiyoruz ekip olarak. Yani bizimle lütfen bir şey üretmek istiyorsunuz. Belki bir platformunuz var, belki bir stüdyonuz var. Yapalım, beraber yapalım. Biz paylaşmaya ve beraber üretmeye çok açığız ve bunun için zaten aslında seneler sonra bir tekrar bir rüzgar yaratmak istedik aslında. Evet, tohum ektiler ve o tohum büyüdü, çiçeklendi. Pandemi boyunca yalnızlaşmıştık. O kontaklar kuruldu, bağlar kuruldu. Bir olalım, birliğe gelelim, o bağları yeniden kuralım. Öyle. Ve hareket edelim. Ve hareket edelim. Yani her şey onun için bedenimizle bağlantı kuralım. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Görüşürüz. Bu arada takip edin ya. Böyle yorum yazın falan. Çok güzel evet, olur. Evet, seviniriz aynı şekilde. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Senden başka, senden başka olamazsın.